Selam arkadaşlar, Strateji Delisi'ne hoş geldiniz. Ben Erkan. Hearts of Iron serimiz Büyük Savaş moduyla devam ediyor arkadaşlar. Evet, buradan başlıyorum. Yeniden başlamayacağız arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Ama sadece Türkçe yamamızın, yani moda ait Türkçe yamamızın arka planını göstermek istedim size. Güzel eklemeler yapmışlar. Hatta Osmanlı'ya yeni komutanlar eklemişler. Epeyce güzel yenilikler var ama ne yazık ki bizim bu serimizde bunları göremiyoruz. Çünkü ben oyunu öncesinde başlatmıştım. Siz eğer açıklamalarda koyduğum linkten bu modun işte bizim yaptığımız değişikliklerle birlikte yaptığım bir tane ekleme vardı ya. Onun haricinde olan bir de Türkçe yama linki var. Yine Koray ve Yiğit arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaları içeren. Tabi henüz bitmemiş olabilir. 1.03 versiyonu geçen bölümde 1.01 miydi 2 miydi hatırlamıyorum şimdi. Artık oradan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Altta açıklamalarda verdiğim linkten. Böylece biz bu arada devam edelim. Böylece siz de bu yenilikleri görebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi biz bayağı bir sıkıntıdaydık buralarda. Ya tabii ki yani hatalı oynamış olabilirim. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Evet, sizin tavsiyenize uyup şunların hepsini buradan getiriyorum. Topluca çullanalım, şunların üzerine de bitirelim şu işi. Mesela şunların hepsini buraya getirelim. He? Ne dersiniz? Gelsinler kalabalık bir şekilde. Hepsini buraya sürelim. Zaten hepsi deneyimliler. Bir de Mustafa Kemal Paşa'nın ordusu var burada. Bunlar da kalabalıklar. Bunların tamamını bu tarafa getiriyoruz. Geliyorlar zaten hızlı bir şekilde. Buralara ulaştıkları esnada ben şey yaparım. Buralara aktarırım. Ama şimdi şöyle bir sıkıntıyı gördüm. Ben geçen bölümün sonunda yaşamışız bunu ama ben farkına varmamışım. Şu arkadaş kaybetmiş muharebeyi ve şu anda geri çekiliyor. Şuradaki eleman da buraya geliyor. Yani burada tamamen kaybedecekmişiz gibi görünüyor şuradaki bölgeyi. Bölgeyi kaybedersek burayla bağlantımızı kaybedeceğiz. Hoş bunun organizasyonu sıfır görünmüyor ama çok az yine de. Şimdi sıkıntı şu. 8 tümen buraya. 3 tümen buraya. Ondan sonra 4'er tümen de burada sıkışmış vaziyette olduğu için buraları... Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 bölgeyi toplam 4 tümenle tutmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu şu ordu kime aitti? Esat Paşa. Esat Paşa şu anda en güçlü komutanımız ama çok geniş bir bölgeyi az askerle tutmaya çalışıyor. Ben o yüzden bunu bir şekilde azaltmaya çalışacağım. Mesela şu tümenleri aslında şuraya hiç saldırmasa da buraya destek çıkarsa daha iyi olur gibi geliyor bana. Ha, bu arada bir sürpriz var. Yine Yiğit arkadaşımızın eklemesiyle gelen bir sürpriz. Onu da ben hemen göstereyim size. O bana yapmış olduğu bir sürpriz. Şuradan değil de şuradan. Güzel değil mi? Demek ki bu şekilde de eklemeler yapılabiliyormuş. Ben nasıl eklendiğini bilmiyorum ne yazık ki. Bizim kanalımızın logosu, Strateji Delisi'nin logosu artık ordu logomuz haline geldi. Diğerleri kalsın. Sadece piyadeleri öyle değiştireceğim. Şu anda şuralara seçince de hepsi böyle görünüyor. Bir sürü değişik şeyler ekleyebilirsiniz tabii ki. Birazcık tabii ki modlama bilmek lazım. Ben şimdi bir birim böyle çekeceğim bunu. Şunu da bir birim şöyle çekeceğim. Şurada 2 tümenimiz var zaten. Şu üçünü ayırmak istiyorum. Bu üçünü mesela seçili zaten. Ben şunu şöyle durdursam duruyorlar mı? Evet, duruyorlar. Siz oradan değil de şöyle hızlı bir şekilde şuraya gelseniz. Evet bak, dost bölgelerden geliyor. İyi bari, tamam. Ondan sonra gelebildikleri kadar gelsinler bakalım. Burada da bir kısma yapabilir miyim? Şu 4 tümeni. Aslında şurada ekstradan bir tümen var mesela. Onu da orada tutmuşuz. Sıkıştırmışız. Ama bunlar buraya saldırıyor. Bu üçü hep birlikte buraya saldırıyorlar. Bu iyi yani. Bu savaşı kazanabiliriz. Ne diyeceğim? Şunlar hep saldırıyorlar mı? Evet, bunların hepsi saldırıyor. Sen de saldırıyorsun, sen de saldırıyorsun. Güzel. Siz devam edin. Ben buradan çok umutluyum. Burası devam etsin de. Esat Paşa'yı değiştirmeyi düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Mustafa Kemal Paşa'yı koyalım ve burada asker sayısını arttıralım. Bu arada ne oldu buraya ya böyle? Şurayı ben böyle yapmak istememiştim. Saçma olmuş. Ama neyse, böyle kalsın. Boşver. En nihayetinde şunları buradan alacağım. Burayı bırakabiliriz ya, bu bölgeyi. Yani bırakmasam daha iyi olur ama. Burada bir tık daha yavaş ilerlemek istiyorum. Bu esnada şunları da, bunları da başlatsak mı acaba saldırıya? Şurayı kazanmak üzereyiz. Ondan sonra Yunanlılarla yine maalesef, ne oldu lan, burayı ele geçirmişler. Şu üç dümen yetişti ama organizasyonun kötü. Dur abi, dur. Organizasyonun kötü senin henüz. Bu savunma savaşı da bir türlü bitmedi ya. Bir türlü bitmedi yani. Savunma savaşı olmasa buradan çekeceğim bu adamları. Ya Allah aşkına sen böyle bir gelsene ya. Mümkünse. Hah, geldi maviler. Oraya sürdüm ben bunları da. Aslında bunlar önce geldi. Öbürleri nerede? Çok uzaksa. Yo, bunlar da çok yakınlar aslında. Ama onlar bir gitsin. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın ordusu da yetiştiği zaman buraya, burada bayağı bir şey yaparız. Şuraya yerleştireceğim ben bu orduyu. Gelen orduyu. 308 tümen serbest kalacak daha sonra. Evet, geliyorlar galiba. Aynen, geldiler. Şimdi ben bunların tamamını alıyorum ve şuraya yerleştiriyorum. Gerçi bir dakika, kalabalık mı olacak burası? Bir bakalım. 31 tümen oldular. Ben buradan bir kısmını dışarıda bırakabilirim. Mesela şu Şam var, bilmem nesi. Ondan sonra ne bileyim, şunlardan birkaç tanesi. Burada mıymış? Tamam. Kaç tane? 24'e indirmem lazım. Bir dakika, 31. Heh, tamam. 5, 6 tane. Yeterli. Yo, ne 6 tanesi? 7 tane lazım bize. 7. O süvari kalsın mı ya? Süvari mi alsam? Yok. Süvari kalsın. Şunları alıyorum. Aldım. Aldım Genco. Aslında bir dakika. Ben niye böyle bir şey yapıyorum ki? Şu ordunun komutanı kim? Bu. Bu da çok üstün bir komutan değil ki. Üstün bir komutan değil. Esas herkes... Nerede boşta kalanlar? Şuradaydı galiba. Hepsi buraya dahil olsun. Boşta kalan var mı? Burada da bir sürü var. Hepsi dahil olsun. Hepsi. Esas komutanı değiştireceğiz şimdi. Mustafa Kemal Paşa'yı buraya yerleştiriyorum. 31 tümen de olsa sıkıntı yaşamayacaktır. Şimdi bu cephenin boyunca dağılsınlar. Savunma diyorum. Hepsini tutacak şekilde bir ayarlasınlar kendilerini. Esat Paşa'nın da birlikleri böylece buranın tamamına yayılacak şekilde geniş bir bölgeyi tutma şansına sahip oluyor. Burayı almışız lan. Almışız burayı. Abi gelsene Sofya'ya. Gel, Esat Paşa'nın alanını daha da küçültelim. Bak bu ama oradan buraya saldırıyor. Neyse, önemli değil. Madem oradasın sıkıntı yok. Gerçi baksana 9 tümen bir yere sıkışmış vaziyette. Hiç hoş değil yani. Sofya'ya saldıram. İyi, 80 güzel. Onun haricinde bunu şey yapayım. Otomatikte bırakmamak lazım. Doğru diyorsunuz ama. Bak sen mesela, sen burada dur. Bak burada bir tümen var. Buraya bir saldır sen. Bunlar buradakilere tutacaklar. Uzun bir süre daha tutarlar. Önemli değil. Tutsunlar yeter. Siz de başlatalım artık ya. Nerede sizin ordunuz? Esat Paşa. Evet, sen başla bakalım. Hatta agresif dal da bir bakalım ne oldu. Burada çünkü Sırplar orduların çoğunu bu tarafa taşımışlar. Bu tarafta fazla bir ordu kalmadı. Evet, burada sağlam, güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Daha doğrusu şu puan artıyor. Evet. Şimdi tamam. Şimdi tamam Genco. Bütün birlikler geldi. Hadi bakalım. Şimdi en son abi bunlar bittikten sonra, hani şurada rahatladıktan sonra, özellikle pardon yok, şunlar bittikten sonra şu ordunun bir kısmını bu bölgeye, bir kalan kısmını da çıkarma yapmak üzere Selanik'e taşıyacağım. Selanik'ten çıkarma yapacağız. Atina'ya, burası neresiyse artık, şu ikisine de oralara çıkarma için kullanacağız bu birlikleri. Evet, kalabalık ordular geldi. Yalnız 13 tümenin de burada birleşmesi hiç hoş olmadı. Burası güçlenmiyor çünkü. Burası 72 zayıf kaldı. Neyse ben bu tarafa döneyim. Orası çok önemli değil. Burayı yenemiyoruz ama kalabalık değiliz yeterince. Burayı yeniyoruz ve burayı. Aha! İşte sonunda açtık buradaki engeli. Bundan sonrası daha kolay olacak arkadaşlar. Ve Sofya düşmek üzere. Sofya'ya niye destek getirmiyor bunlar? Sofya düştü. Sofya düştüyse ben bunlarla birlikte acaba durum nedir? Bir dakika şöyle bakalım. Bulgaristan, evet, 24'ün altına çekmemiz lazım. Asıl başrol Sırbistan'da. Karadağ alırız da. Karadağ alırız da Bulgaristan'ın düşmesine fazla bir şey kalmamış. Şimdi diğer büyük şehirleri Varna. Varna'yı düşürebilirsem aslında belki de düşer. Şimdi ama şimdiki başkent burası. Şurayı tutmamız lazım abi. Sen de bir alamadınız şurayı ya. O kadar kalabalık saldırıyorsunuz. Bir bakayım. Hepsi de savaş. Aa bir dakika niye? Aa bir dakika. Burada %9 ceza yiyor bizim birlikler. Şuradan bakalım abi. Erzak. Hani? Nerede abi? Her yer yemyeşil, gayet güzel. Tabii o yemyeşilin birdenbire kıpkırmızı olmasını istemiyorsak şu bölgeyi kesinlikle sağlam tutmamız lazım. Ya arkadaş sen buradan çıkamadın mı ya? Bu kadar kalabalık birlikler ekledim buraya. Neyse şunu kazanacağız. Hadi. Hadi be abi. Oh be. Oh be. Şu 8. Neredesin? Nereye gidiyorsun ya? Heh, çık oradan ya. Çık çık çık. Abi çıksınlar, şurayı bir güçlendirelim ya. Allah'tan burada saldırı modundayız yani. Savunma modunda kalsak sıkıntı yaşayacaktık. Evet şimdi bölgeleri güzelce tutuyoruz. Şimdi esas geniş sınırlar maalesef bu sefer de bu birliklere ait oldu. Burayı bir türlü ele geçiremedik ya. Bunlar da kalabalıklar bayağı esasında. Diyeceğim, daha güçlü komutanımız yok muydu boşta? Korucu, orman. Bu neci? Dağcı. Dağcı lazım değil mi zaten bu? Bunlar hep dağ mı? Dağ. Dağ. O muhtemelen adamların komutanları da dağcıdır da o yüzden bir sıkıntı yaşıyordur habire. Şuraya çift yönlü saldırı yapamıyorum maalesef. Maalesef bunlar başarılı olamayacak abi şu bölgedekiler. Biraz organizasyon toplamaları lazım. Bu kadar kalabalık olmasına rağmen ordunun gidemedik yani. Bunlar topluca buraya dalıyorlar. 78'de şey oldu. Sarıya döndü. Neyse ben diğer yerlere bir bakayım. Şunlar geliyor yavaş yavaş. Varna 65. Fakat şuradan ilerleyemedik esas. Şu mavi ne? Sırbistan mı? Sırp bölgesi mi? Kim diyor? Yaban. Ha Yunan. Cezalar. Yunanların hak iddiası var ya, sözde serbest bırakılmış bölge burası. Yunanistan'a ait olarak. Aa bak destek geldi ya. Esat Paşa'nın ordusu bu tarafa doğru yerleşti. Çok güzel. Şuraya bir destek lazım esasında. Bak 16 tümeni buraya niye sıkıştırdınız ya? Beni gerçekten sinir ediyorsunuz ya. Şunların hangileri şu maviye doğru gidiyor? Ben anlamıyorum ki. Gereksiz bir saldırı burası. Bunlar hep bu tarafta. Bunların hepsi bu tarafta. Bu da böyle. Maviye giden kim var lan? Fazladan birlik seçmişim galiba. Ama var işte. Ah. Dur şu mu? Değil. Şu mu? Değil. Kim lan bu? Bak 13 taneyi seçiyorum yine öyle. Kalan bir var öyle. 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 Kimse öbür tarafa gitmiyor ama herkesi seçince evet. Yapacak bir şey yok abi. Sinir ettiler. Tamam ben o zaman abi bu birlikleri, gerçi 92 olmuş ya. Dur başkente dalıyoruz bak. Başkente alacağız. 93 oldu hatta. Çok iyi, güzel. Devam etsinler. Devam etsinler. Hatta ben çift yönlü saldırı yapabilmek adına ben bunu iptal edeceğim. Buraya saldırtıracağım. Hadi. Çift yönlü saldırı 94. Anında 95. Yandan da saldırı yiyince birdenbire şey oldular. Hemen bozguna uğramaya başladılar. Evet, 96 tek birim zaten abi. O kadar tümenle saldırıyorum ya. Hadi abicim. Hadi abicim, 98, 99 başarıyoruz. Başarıyoruz. Sanırım bu düşerse... Abi bir şey gitti geriye doğru, anlamadım ama. Hadi 99 ve aldık. Şimdi merak ediyorum ve bakıyorum kaç oldular. Evet, Bulgaristan'ın düşmesine artık ramak var. Bulgaristan teslim olmak üzere. Bir az bir şey daha, belki biraz daha lazım değil mi? Şimdi bu 4 tümen dağılıyorlar mı? Çok güzel, çok güzel. Burada desteğe ihtiyacımız vardı zaten. Çok güzel. Esasında bak, burası 86 ama az tümen saldırıyor buraya. Az tümenimiz saldırıyor, tamam. Yani gerçi bu 9 tümen burada, ne az ya. 9 tümen saldırıyor şuradan. 85 aslında. Silahlanma çabası bitti. Şimdi ne alalım? Şimdi ne alalım? Altyapı. Ya ne dersem şunu açamıyoruz değil mi olmadan? Evet. Aynen buradan devam edeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama şablon yok mu? Ha, şey diyordunuz değil mi arkadaşlar? Siz uçak üretelim diyordunuz. Bombardıman değil, avcı uçağımız var. Bir de Zeppelin şeyimiz var, ihtimalimiz var. Biz bunları zannedersem air support olarak kullanabiliyoruz, yani hava desteği sağlamak için. Az biraz petrolümüz var, odun zaten var. Alüminyum istiyor. Ben şundan üretebiliriz diye düşünüyorum ben. Şöyle şuraya getirelim. Fabrikalardan mesela şunu pek kullanmıyoruz he. Ya da mesela şu, yok buna bayağı ihtiyacımız var ya. Bunu kullanmıyoruz. Nasıl yapsak? Ben bunu iptal edeyim olmazsa. Hani zaten şeyi de biraz düşük. Bir anlamı yok yani. İptal ettim onu. Artık uçak üretimine başlamış olduk. Dandik de olsa ilk şeyden devam edeceğiz. Şimdi bu birliklerimizin daha da güçlenmesini sağlayabilir miyiz? Aslında bunu koyabilirim ama işte teçhizatımız yok abi. Ben bunu koysam ne olur? Bizim birliklerin deneyimi düşer sadece. Ayrıca şunları da arttırmak istemiyorum. 8 olduğu için savaş genişliği, daha çok birliği aynı anda sığdırabiliyorum muharebede. Dur şu destekler gelsin. Bu bölümde Bulgaristan... Aa, bir tane birlik geldi. Birlik ne alaka şey? Aa, nereye koyalım? Çelik ihtiyacı sıkıntı. Aa, şu anda bile eksiğimiz var ama en azından şunlarda yoktu. Nasıl yapalım? 2 tane hadi uçak üretmeye devam edelim. Hoş, buraya da koyabiliriz ama. Bundan sonrakileri buraya ekleyelim. Şöyle 4 tane. Sonra da bir tane buraya ekleyeceğiz. Ondan sonracığıma çeliğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Çelik. Şurada bakayım ne kadar. 15 ol. Oo, ele geçirdiğimiz yerlerden düşüyor elimize değil mi bunlar? İyi. O zaman biraz daha alabiliriz. Çelik. Alüminyum ne dersem daha fazla ihtiyacımız yok zaten. Bir bakayım. Alüminyum ne için kullanıyoruz? Şu teçhizat için. Belki bir fabrika daha koyduğumuz takdirde alüminyum maksimum yani 8'e kadar çıkarmış olacağız. Orada şurada kaynaklar ne alemdeydi? Ne gibi kaynaklar ele geçireceğiz biz buraya aldığımız vakit? Şurada odun kaynağı ele geçirmişiz. Kömür var. Bu tarafta bir şey yok. Yunanistan'da güzel kaynak var. Esas aslında oradan bir şeyler elde edeceğiz. Bu bölgede fena değil. Odunlar modunlar, her yer odun kaynıyor. Romanya'da, evet tamam bakalım. Yalnız Romanya ile şu an savaşta değiliz. İyi. Ben Romanya'ya da gireceğiz diye düşünüyordum da Romanya ile savaşta değil, sadece Bulgaristan. Hadi bakalım. Bulgaristan'ın düşmesi zaten an meselesi ama bekliyoruz. Bir türlü hala bitmedi olay. Ben şurayı bekliyorum. Şurası olacak gibi görünüyor. Bak, buradan saldırı var, buradan saldırı var, buradan da var. 3 taraftan buraya 90'a ulaştık zaten. Bu da 84'e ulaştı. Burada 8 tümen buradan gelenler hep buraya dahil oldular ya. Kalabalıklaştık baya. Şunlar iyi duruyorlar. Sadece Varna'ya maalesef giremedik henüz. Yani oraya zaten şu an çullanmadım. Yoksa mesela şuradan oraya saldırı yapmak lazımdı. Çift veya 3 yönlü saldırı çok önemli arkadaşlar. Şunun maalesef bitmesi uzun sürdü. Ama baktım ki buraya dalmanın bir anlamı kalmadı. En iyisi dedim bunları serbest bırakayım da hepsi birden buraya saldırsınlar. 86 oldu bile. Çok güzel. Aynı dengede gidiyor. Sanki Sırpları burada oyaladığımız için biraz faydalı oldu. Sırpları bayağı oyaladık ya. Hadi abicim hadi. O zaman hızlandıralım azıcık. 98-99 ben sakin oynamayı seviyorum ama bazen de şey oluyor, çok bekletiyor. Ah bitti. Bulgaristan teslim oldu. Bakayım yeni çevrimiz nasıl diyecektim. Bu çevrilmemiş henüz. Ya bir şey diyeceğim, ben bunları yüklerken zip dosyasını içine atıyorum. Hani size de tarif etmiştim ya hani. Yapacağınız şey şu, zip dosyası geliyor size bu şeyle Türkçe yamayla. Modun zip dosyasını açacaksınız. Artık nerede buluyorsanız. Ben orijinal kullandığım için bende zip olarak geliyor. Orijinal oyun kullanmayanlar için ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum o konu hakkında. Orijinal oyun kullananlar bunu nasıl kuracak? Siz modu önce kuracaksınız. Steam'den kuracaksınız. Benim dosyaları onun içine atabilirsiniz. Siz bilirsiniz yani atmayabilirsiniz kafanıza göre. Çok bir şey değişmiyor zaten oyunda. Birkaç tane şey ekledim. Onun yerine mesela bu modu Türkçe yamanın dosyalarını alın. Zip'i bunu buradan aldığınız zip'ten çıkartın. Olduğu gibi o modun zip dosyasının içine atın. O kendisi yine zip'in içine girecek ve üstüne yazacak var olan dosyaların. Ondan sonra normal zip dosyasını kapatın. Zaten hepsi güncellenmiş olacak. Ben mesela ekstra komutan eklememiştim. Sadece kaynak eklemiştim. Onun haricinde zannedersem Türkçe yamayı yapan kaynaklarla oynamadı ama sadece şeyleri ekledi. İşte yeni komutanlar ekledi. Türkçe çöz şeyler dışında. Benim yaptığım bu yöntem ne kadar doğru bilmiyorum. Bunları herhalde henüz çevirmemiş olabilir arkadaşımız. Çünkü o kadar çok var ki bunlardan sıra gelmiyor henüz. Yavaş yavaş çevirmeye devam ediyormuş. Devam edecek. Evet, güzel haber. Bulgaristan yok oldu. Teslim oldu daha doğrusu. Şimdi buraları halledeceğiz. Bizim şu tümenlerimiz serbest kaldı. Ben bunları Yunan'a karşı kullanabilirim diye düşünüyorum. Bunların şimdi gücü ne? Enver Paşa'ymış burada. Dağcı, dağ savaşçısı. Kaç tümeni var? 20. Bence morları orada bırakalım. Ya da bir dakika. Morların komutanı aslında 7. seviyede olduğu için çıkarmaları bununla yapsak. Çok iyi olabilir. Aslında hem Mustafa Kemal Paşa hem bunu kullanabiliriz veya arkadaşlar başka komutanlarımız da var şu anda. Bir tane daha var burada. Bunu da kullanırız. Bunu da kullanırız. Ne olacak? 3 farklı çıkarma yaparız. Çıkarmayı tamamladıktan sonra askerleri hızlı bir şekilde aktarırız. Çıkarmayı en güçlü birimlerle yapalım. O da gördüğünüz gibi burada çılgın birimler var. 2'şer tane yapsak olur herhalde ya. Şöyle 3 mü oldu? Tamam hadi 3 olsun, ne yapalım. Ondan sonra yok bu değil. Tahsin Paşa bu. Şuradan alabiliriz mesela birkaç tane. Aa süvari de varmış. O da gelsin. 2 süvari. Aslında full süvari yapabiliriz burada. Süvarilerin hepsi güçlenmişler bak. 3 süvari olsun hadi. Bu da 3 süvari. Bunların başlarına birine bunu koyalım. Birine işte neredeydi o? Dur. Şu işi bitirelim ondan sonra. Ben sadece şu birliklerim bir tane daha ayıralım. Yine şu büyük ordudan ayıralım. Şöyle 3 taneyi aldım. Onları şuraya yerleştirelim. Bunların hepsinin pozisyonlarını ayarlayalım. Mesela birini İstanbul'dan yapabiliriz. Yalnız hızlı gelseniz güzel olur. Yani gelemiyor bazıları herhalde. Şöyle bakayım. Niye lan? Savaşta mısın? Olabilir. Savaşta. Ondan sonra şu birlikler yine hızlı bir şekilde. Bunlar savaşta mı? Evet, bir tanesi savaşta. Siz mesela Selanik'e gidebilirsiniz. Ya da İzmir'e gidin. Ondan sonra bana yanlış seçtik biz de ya. Bak burada savaşta olan kimse yok. Siz de mesela hızlıca Selanik'e gelebilirsiniz. Lan en çok yakınlarmış bir de ya. Dur süvariler neredesiniz? Şey diyeceğim, ben bunu şöyle yapsam, evet savaştan çıktın işte. Allah Allah, beni sinirlendirmeyin lan. Gel İzmir'e. Öbürü nerede? Öbürü şu muydu? Yok. Tamam. Bu nereye gidiyor? Ha, bu Selanik'e giden. Bir de burada bir tane tümen var. Sen de bunu şöyle yaparsak. Ondan sonra seni de İstanbul. Ha, siz İzmir'e mi gidiyordunuz ya? Tamam, o zaman İstanbul'a gidenler var. Heh, evet. Tamam mıdır? Oldu bu iş. Bunlar yetişsinler. Bu esnada biz de buradaki direnişi kıralım. Ondan sonra bak şurada bir boşluk var. O boşluğu ben hemen şununla kapatacağım. Şöyle kapatalım. Oha! Oha! Çüş! Öyle demedik lan. Şöyle olsun. Yalnız ben yanlış adamla burayı seçtim. Allah kahretmesin ben ya. Ah. Yalnız renkleri de benziyor ya hani. Şu renk. Seni mor yapayım. Bizi mor arttın. Şununla seçmem gerekiyordu. Evet. Şöyle yapayım ya. Hatta biraz daha geniş tutalım şöyle. Daha rahat bir şey yapsın. Pozisyon alsın. Şunların tamamını buraya yerleştir diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Şöyle diyeceğim. Heh. Burası şeylere yeter. Şuradaki Esat Paşa'nın birlikleri. 21 tane tümen var. Buraya sığaracaklar. Bunları halledecekler. Hiçbir şey değil. Hiç sıkıntı olmaz. Etrafı sarılmış zaten heriflerin. Daha ne yapsınlar? Aa, burası niye böyle oldu lan? Birlik kaybettik mi yoksa? Yok, güzel. Süvari zaten 4 tane vardı. Ya ben süvari mi üretsem ya? Bu ne lan abi? Bu karmaşa ne böyle ya? Süvarimiz böyle. Bir süvari daha, çeşitli süvariler görüyorum ben burada. Okçulu süvari. Bundan üretelim abi. Şu. Okçulu süvari. Yani benim esas süvarim buydu. Şurada 4 tane var. Ha, bir dakika, burada şey yok. Ekleyebilirim abi, ne olacak? Destek topçusu al. Bu çünkü muharebe genişliğini, savaş değil, buna muharebe genişliği demek lazım aslında. Onu genişletmiyor. Ama zaten kaynağımız az. Hadi koydum yine de. Ben buradan birkaç tane eğitmek istiyorum. Lokasyon şurası. Ondan sonra ya çok boktan bir isim. İstanbul olsun hadi. Konstantinopul'muş. Tam bu hiçbir devlete dahil olmasın devlet diyorum. Bunu minimum seviyeye getireyim. Birim ekleyelim şöyle. 5 tane. Piyade tüfekleri, eğer teçhizatları falan filan var yani, sıkıntı yok. Şimdi şu ordunun şeyini açmamız lazım. Yeni bir hedef seçmemiz lazım bunlar için. Şöyle seçelim hedefi. Pardon. Şöyle. Bunlar da agresif modda. Şöyle yapayım. Şöyle yapalım. Şimdi herkes yerli yerine ulaştı mı? Bak bunlar ulaşmışlar. Ben bunu hemen ne derler, çıkarma harekatını bir ayarlayalım. Şuradan Atina'ya deneyeceğim. Belki başarılı olamazlar. Ama denemek istiyorum yine de. Bu bir. Şunlar henüz gelemediler. Selanik'teki birlikler. Ondan sonra bunlar Selanik'teki limandan çıkıp şuraya girmeye çalışsınlar. Sonra İzmir'dekiler gelsin. Aa, oyun biraz daha hızlansın. Bir dakika, ben hızlandırmaya bastım ama oyun durdu. Niye öyle oldu? Sen de İzmir'deki limandan ta buraya gideceksin. Denizler bizim kontrolümüz altında. Ha, bu arada Mustafa Kemal Paşa'yı bence buraya yerleştirelim. Oha, adamların yeteneğe bak. Yalnız Enver Paşa da burada bayağı gelişti. 5. seviyeye ulaşmış. Ama asker sayısı az burada tabii. Tamam. En gelişmiş adamları alalım buradan. Hepinizi buraya yerleştirelim. Kaç oldu? 25 oldu. Ya bilmiyorum ki. 25 biraz şey de. Ama Mustafa Kemal Paşa'yı buraya koyarsak. Tamam, Enver Paşa'yı öbür tarafta kullanalım olmazsa. Çünkü daha çok asker kullanabilsin diye bizim elimizdeki tek komutan var. Tek Maraşal var. O nedenle bunu yapıyorum arkadaşlar. Burada komutan yok. Allah cezanı vermesin. Karadağ teslim oldu. Oh be, sonunda ya. Onu bırak şimdi. Bir sürü asker açığa çıktı burada. Abicim, bunların hepsini kullanacağız. Bunların hepsini ben buraya aktarırım ya. Allah, 41 tümen. Mustafa Kemal Paşa hepsini halleder. Mareşal çünkü. 47 tümen pardon. 41 de değil. Yani 47 evet. Buradakiler hallederler burayı. Yalnız burada bir sıkıntı var. Ben şimdi farkına vardım. O da şu. Gördünüz mü? Ya. Şimdi. Komutan. Neredeki komutan eksik? Evet, buradaki komutan eksik. Ben buna hemen kimi yerleştirelim? Bir dakika, kaç ordumuz var şimdi? 3 tane yeni şey ordusu çıktı. Ne derler ona? Çıkarma ordusu. Burada 2 ordumuz var. Bir de bu 6 ordu var şu anda, değil mi? Artı orduya bizim toplam kaç komutanımız var? Yani niye yetmiyor komutan? 5 pardon. 6 komutanımız var. 6 da ordu var. İşte daha ne olsun? 1, 2, 3. Evet, aynen öyle. Yetmesi lazım. Niye yetmiyor abi? Allah Allah. Tamam, ben bunu Enver Paşa'yı öbür tarafta kullanırız. Buraya Yunus'u ekleyelim. Şurada bir ordu var. Tamam, Esat Paşa'nın ordusu bu. He, tamam. Ben burayı birleştireyim diyorum ama çok mu kalabalık olacak acaba? Burada kaç kişi var? 23. Buraya bir tane ekleyebiliriz. Mesela Esat Paşa'nın birliğinden bir tanesini buraya ekliyorum. O kendi gider şimdi. Burası 24 oldu. Tahsin Paşa'nınki. Ondan sonra şunlar kaç kişiler? 20. Bak, buraya da 4 kişi ekleyelim. Buraya 48 tane tümen bırakmış olacağız. Kalanını dağıtalım. Yeterli olur bence ya. Ya da o zaman bir fazladan bir ordumuz olmuş olacak. Tamam, ben dağıtacağım ya bunları. Tahsin Paşa neredesin? Bak, burada da 20 tümen var. Bence bu kalsın. Ama yok, kalmasın. Şöyle yapalım. Şunu Tahsin Paşa'yı buraya aktarıyorum. Ondan sonra şimdi morlar komutansız kaldı. Morlardaki 4 tane en iyi 4 taneyi alalım. En iyilerden daha doğrusu. 4 taneyi. Şuraya aktardım. Şimdi artık bu 24 oldu. Bu da hedefine yönelik çalışacak. Şunların morlarda kalanın hepsini şuraya taşıyorum. Biraz sakata getirmiş olabilir miyim ortalığı? Cepheden bayağı bir asker çekiyorum şu anda. Yok abi, sakata getirmiş olabiliriz bak. Ben yeni bir komutan daha alırım. Önemli değil. Oha, 16 tümen lan. Bir dakika. Şuna bir komutan yerleştirelim. İyi komutanlardan birini. Şuna da bir diğer iyi komutanlardan birini yerleştirdim. Şuraya bu ne abi? Niye bu? Çok alakasız gibi duruyor. Allah Allah, kafam karıştı ya. Kemal Paşa o orduya dahil etmedik henüz. Tamam. O zaman şöyle yapalım abi. O orduya yine en iyileri dahil edelim. Şöyle bunları dahil edelim. Tamam mı? Geri kalan 10 taneyi de yeni bir komutan alalım. Çaylak komutan. Bunu da şey yapalım. Şuradaki cephe hattını birazcık hafifletsin diye. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz buna. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tabii rengini değiştirelim ki adam gibi görünsün. Bak bunu da kırmızı yapalım. Şöyle şu bölgedeki kırmızı belli olmuş olur. Sana hemen planını açıklıyorum planını. Şöyle geleceksin. Ondan sonra tabii esasında öyle gelmeyecek de. Bir dakika. Şöyle yaptım. Kaç dakika oldu lan? 35 dakika olmuş. Bu ne abi? Dur. Karıştı. Kırmızıyı istiyorum. Lan kırmızı da gelmiyor diyorum. Sen geç bakayım bu tarafa o zaman. Şöyle. Kırmızıyı küçült. Şöyle getir. Heh. Bu plan şeyini toplasın. Askerler oraya kayana kadar ben bekleteceğim onu. Tamam. Şimdi bunları ne zaman başlatabiliyoruz? Çıkarmacılar. Neredesiniz? Esasında evet doğru ya. Bak bu 53'ten bir miktarını eksiltmem gerekecek yalnız. Hatta şu sağdan soldan gelenleri eksiltelim. Mesela şurada 13 taneye aktardık. Bunların bir kısmını eksiltelim. Şöyle eksiltelim arkadaşlar. Bunlar çıkarma harekatında başarılı olduğu anda peşlerinden göndereceğiz diğerlerini. O anlamda. Bak bu kırmızı kafamı karıştırmaya müsait. O yüzden ben şunu cart yeşil yapayım da. Gel lan. Heh. Evet, şey olsun. Dikkatimi dağıtmasın. Bak şu dörtlüyü. Bu dörtlüyü abi. Yeni bir ordu yapalım. Şuraya aktaralım. Tamam. Şimdi çıkarmalar hazır mı? Yok. Tamam. Henüz hazır değil. Şu üçlü gelsin. Bakayım. Seni de ayırıyorum. Hızlı bir şekilde sen de İstanbul'a mı gitsen? Sen de Selanik'e git abi. Ne olacak? Ben çıkarma harekatı yapmayacağım çünkü bununla. Tam 7 tümen. Bir birlik daha yapsak mı? O destek olsunlar diye. Bak 5 tane birlik daha var burada. Bence yeterli. Tamam. Sen de buraya hızlıca. Bilmiyorum nasıl olacak ama şimdi Kemal Paşa başlarken diğerlerine ne kadar kaldı bakayım? 18 gün, 17 gün, 18 gün. Güzel. Hızlandıralım. Şimdi bu arada bu esnada arkadaşlar şimdi bunu da şu yeşil buraya kadar geliyor. Nerede sarı? Sarı değil de böyle kahverengimsi olan. Şunu kısalım şöyle. Şuraya kadar. Böylece şurada fazladan asker bulundurmasın şu birlikler. Ondan sonra şu orduların tek tek şimdi seçiyorum. Agresif. Tamam. Güzel. O henüz başlamadı. Şu. Bu da agresif de zaten. Bayağı bir kalabalık ordular var burada. Şimdi. Devam. Bu hazır. Bu da hazır. Başlatıyorum arkadaşlar. Bir. Aa bir dakika. Bölümü bitirmem lazım. Evet, Yunanistan Muharebesi, Yunanistan Savaşı bütünüyle önümüz bölümde cereyan edecek ve inşallah o savaşı da önümüz bölüm içerisinde hem başlatıp hem bitireceğiz. Şu ana kadar sınırda tutunduk. Bütün ordusunu sınırda tutmaya çalışıyorum. Çıkarma harekatını şu anda tıkladıktan sonra taktiğimiz gereği oyalama harekatına girişeceğiz. Belki oyalamaya da gerek kalmayacak. Belki ezecek bizim şu an hatta bulunan büyük ordu. Göreceğiz bakalım nasıl cereyan edecek. Görüşmek üzere inşallah. Hadi eyvallah.